Endonezya Open Doors'un 2021 Dünya İzleme Listesi'nde 47. sırada yer alırken Endonezya hükümeti tarafından yayınlanan son verilere göre takım odalardaki Hristiyanların sayısı artıyor. Uluslararası Hristiyan Kurum 2010 nüfus sayımı verilerine göre nüfusun %9.87'sini Hristiyanların oluşturduğunu söyledi. Endonezya'da pançasıyla devletin anayasal temel ilkesi olarak kabul ediliyor. Buna göre Endonezya Cumhuriyeti, tek tanrı, adil ve medeni insanlık, Endonezya'nın birliği, temsilciler arasında istişarilerin erdemine dayalı demokrasi ve tüm Endonezya halkı için sosyal adalet prensiplerine dayanıyor. Ancak ülkede Pançasile'ye karşı çıkan birçok aşırılık yanlısı grup mevcut. Kiliseler genellikle muhalif grupların tepkisiyle karşılaşıyor. İnsan Hakları İzleme Örgütü daha önce takım adalardaki binden fazla kilisenin baskılar nedeniyle kapatıldığını söylemişti. Endonezya'daki Hristiyan azınlık IŞİD üyesi evli bir çift tarafından kiliseye düzenlenen intihar saldırısının ardından bu yılki Paskalya ayinine yoğun güvenlik önlemleri altında katıldı. Kutsal Cuma gününden iki gün önce Jakarta'daki polis memurları, IŞİD destekçisi 25 yaşındaki Zakiah Aini adlı kadını etkisiz hale getirdi. Palmiye pazarında Muhlukman adlı 26 yaşındaki bir adam ve eşi Yogi Fortuna, Makassar kentindeki Katedral Kilisesi'nin kapısı önünde intihar saldırısı düzenledi. Polis şüphelilerin ve iki intihar bombacısının IŞİD destekçisi Jamah Ansharut Daula adlı yerel terör örgütüne bağlı olduğunu açıkladı. Endonezya'da son iki yıldır aktif olan örgüt, 13 Mayıs 2018'de en az 13 kişinin hayatını kaybettiği Immaculate St. Mary Katolik Kilisesi, Endonezya Hristiyan Kilisesi ve Surabaya Central Pentecost Kilisesi'ne düzenlenen koordineli saldırılarında sorumlusuydu. Endonezya Hristiyanların en çok zulüm gördüğü Open Doors'un 2021 dünya izleme listesinde 47. sırada yer alıyor.